Merhaba sevgili dinleyenler, yine bir başkent güncesinde 3 damla mutlulukla ben Vahide Çakır bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Bugün engelliler ve erişimi konuşacağız. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak'la birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de geldiğiniz için. Şu anda 105.6 frekansından dinlemektesiniz bizleri. Twitter adresimiz TRT Kent Radyo Ankara, Facebook adresimiz Kent Radyo Ankara. Evet, yapımcım Recep Özkan ve Yıldıray Çetin'le birlikte bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Başkanım. Evet. Erişilebilirlik dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen isim belediyeler. Evet. Belediyecilik. Şimdi engelliler ve erişilebilirlik dediğimiz zaman Keçiören çok göze çarpmakta ve oldukça güzel aslında yorumlar almaktasınız. Bunlarla ilgili sohbet etmek istiyorum ki örnek teşkil eden bir belediye olduğunuzu düşünüyoruz. Hani hiç eksiğimiz yok mu dersek bu bağlamda burası biraz tartışılır ama nereden nereye geldiğimiz de çok önemli diye düşünüyorum. Engelli Koordinasyon Merkezinizden başlayacak olursak eğer ki, Engelli Koordinasyon Merkezi ne zaman kuruldu? Evet, ben öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Ben dinleyicilerle bizleri buluşturdunuz. Tabii engelli vatandaşlarımızın bu toplumun içerisinde bir gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz ve onlarla beraber yaşıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Şehrin içerisinde yaşayan insanların ne durumda olurlarsa olsunlar mutlaka ki onların da ihtiyaçlarının karşılanması, yani her kesimin ihtiyacının karşılanması yönünde de belediyeler önemli bir kurum ve önemli bir müessese. Bu anlamda da belediyelerin yapmış olduğu öncü projeler önem arz ediyor. İşte engelli vatandaşlarımızın şehrin içerisinde diğer vatandaşlarla aynı şekilde her yere ulaşılabilirliğini sağlamak açısından şehrin gidilebilmesi, görülebilmesi, hizmet alınan noktaların her şeyin hazırlanmasıyla alakalı çalışmalar da belediye yapıyor. Biz bütün bunların ötesinde bir engelli vatandaşımızın sahip olmuş olduğu haklardan tutun da nereye gitmesi gerektiği veya hangi konularla neyi yapması gerektiğiyle alakalı da bilgi sahibi olmadığını da biz görüyoruz. Yani vatandaşlarla veya engelli kişiler, vatandaşlarla yapmış olduğumuz sohbetlerde ağırlıklı olarak insanlarımızın birçok şeyin nereden nasıl isteneceğini bilmediklerini de görüyoruz. Aslında danışma merkezi böyle bir şeyden çıktı. Yani danışma merkezi, engelli danışma merkezi, koordinasyon merkezinin temel amacı bilgilendirmek, yönlendirmek ve bu insanlarımıza rehberlik etmek. Hangi konuda daha çok? Hangi kendileriyle alakalı da olabilir veya herhangi bir konuyla da alakalı olabilir. Örneğin işte kanunlarla alakalı, hak sahipleriyle ilgili veya sahip oldukları hakların hangi kanunda, nerede, hangi maddeden oluştuğuyla alakalı olabilir. Yani bu kanunla alakalı olan bilgilendirme olabilir. Bunun yanında hangi kurumlarda imkanlar var? Kendileriyle alakalı hangi kurumlarda ne imkanlar var? Bunlarla ilgili olabilir. Veya bir işleri var, nüfusla alakalı, işte insanın her gün bir sürü kurumla ilişkisi olabilir, sigortayla alakalı, çalışmayla, istihdamla vesaire alakalı olabilir. Nerelerde ne yapabilir ile ilgili merak ettiği konular. Hangi hizmeti hangi kurumdan alabileceği ile alakalı hizmetler. Örneğin bir yerden bir yere gidecek veya bir sağlıkla alakalı sorunu var, bir yere gitmesi gerekiyor ama gidemiyor. Evinden oraya gitmesi için ne yapması gerekiyor gibi birçok konuyla alakalı bilgilendirme maksatlı böyle bir merkez kurduk ve şu anda buraya hem düzenli olarak soranlar, yani bu da 2572 kişi şu anda bizim mesela takip eden danışma merkezinde bizim takip ettiğimiz ve bize sorular soran bu kadar insanımız var ve bu kadar insana zaman zaman karşılaştıkları sorunlarla alakalı yönlendirici, bilgilendirici hizmetler veriyoruz. Danışma merkezini de biz göreve geldikten sonra kurduk. 2010 yılında biz bunu kurmuştuk. 2010 yılından bu yana da hizmet veriyor. Engelli danışma merkezi. Danışma merkezi olarak. Sadece engellilik. Telefonla da sorulabiliyor. Telefonla da sorulabiliyor burası. Telefonla ulaşılabiliyor. Bizzat gelip ulaşabiliyorlar. Orada danışma hizmeti alabiliyorlar.
Sadece engellilerle alakalı, tabii yani engelli danışma merkezimize gelenlerin büyük çoğunluğu engellilerden oluşuyor. Hı-hı. Ama düşünün ki ailesi, yakını veya bir arkadaşından dolayı öğrenmek istediği bazı bilgilerle alakalı insanlar gelip sorular sorabiliyorlar tabii ki. Sonuçta yaşlılık da karşımıza büyük engel teşkil eden nedenler de getirebiliyor. Yaşlanmakla da birlikte beraberinde gelen engelleri de göz önünde bulundurursa. Yani aslında hepimiz birer engelli adayız. Yani her an başımıza bir iş gelebiliyor. İşte yani her an bir fiziksel engelle karşılaşabiliyoruz. Bir hastalık nedeniyle başımıza işte örneğin yüksek tansiyondan felç geçirip engelli hale gelmiş olan birçok insanımız var. Sapasağlamsınız ama bir anda olabiliyor. Bir bakıyorsunuz gözünüzü kaybedebiliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tekerlekli sandalyeye mahkum olabiliyorsunuz. Gayet normal. Ya bunlar olabilir şeyler. Hayatın içinde var olan şeyler. Ve herkesin kendisini bir başkasının yerine koyabilmesi için de empati yapabilmesi için de bunları kendisinde görmesi lazım. Yani kendime de olabilirim ben. Ben de olabilirim. Ben de o halde olabilirim. Ben de o duruma düşebilirim. Ben olsaydım ne yapardım? Ben de öyle olsaydım nasıl olurdu? İnsanlar bunu düşünmediği sürece, zaten az önce siz Neşet Ertaş'tan çok güzel bir parçayla girdiniz. Hakikaten çok güzel. Neşet Ertaş orada kalpten kalbe bir yol vardır. Görülmez diye. Oradaki o ifade çok önemli aslında. İnsanların empati yapabilmesi, gözleriyle birbirleriyle anlaşabilmesi lazım. Sayın Başkanım, biraz da sanki böyle engelli ve engelsiz bireylerin bir arada yaşamasından geçiyor birbirimizi anlamak gibi hissettiriyor bana. Yani bir arada yaşıyoruz zaten de bazen görmüyoruz. Mesela çalışma hayatında görmemezden çok var geliyoruz, olmak. Maalesef. Engelli bireylerin çalışma hayatında daha fazla yer alması, engelli çocuklarımızın okul hayatında daha fazla yer alması. Türkiye bu konuda çok önemli bir noktaya geldi. Yani ben engellilerle alakalı olarak bundan 10 yıl öncesini düşündüğümüz zaman gelmiş olduğumuz nokta çok ileri bir seviye. Çok iyi bir seviye. Yeterli değil. Yeterli olması için daha çok çalışmamız lazım. Ama geldiğimiz nokta hakikaten çok önemli. Çünkü eskilerden ben hatırlıyorum, insanlar, anneler, babalar saklıyordu çocuklarını. Engelli çocuklarını toplumun içine çıkarmaya utanıyorlardı neredeyse. Ve onları haberdar bile etmiyorlardı. Yani benim engelli çocuğum var demeye bile insanlar bazen utanılacak şekilde söylemiyorlardı, ifade etmiyorlardı. Saklı, kendi içlerinde yaşıyorlardı hep. Maalesef. O küçük dünyalarına sıkışıp kalıyorlardı. Ve toplumun içerisine çıkamıyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Yani şimdi insanlarımız hem haklar itibariyle çok ileri bir seviyeye geldik, hem de toplumda biraz daha bu konuda, empati konusunda daha ileri bir seviyeye gelmiş olduk. İnsanlar artık daha anlayışlı, daha bu konulara duyarlı hale geldiler. Biraz da evde bakım hizmetlerinin artmasıyla engelliler dışarı çıkartılmaya, haklarının aranmasına başlandı gibi sanki. Sizin de söylediğiniz gibi hani biraz 15 yıl öncesine kadar gidersek eğer ki özellikle kırsal kesimde engelli olduğu için kimlik kartının dahi çıkartılmadığı engellileri de gördük, okuduk maalesef. Tabii. Ama evde bakım maaşlarının, evde bakım hizmetlerinin biraz daha ivme kazanmasıyla aileler de engelli bireylere bakış açısı değişti zannediyorum. Doğru. Ve biraz daha dışarı çıkması gerektiğine inandılar gibi hissettiriyor. Tabii bunun yanında fiziki anlamda, ulaşılabilirlik anlamında önemli gelişmeler sağlandı. Kentin daha ulaşılabilir hale gelmesiyle ilgili kaldırım standartlarından, yol standartlarından, binaların rampalarıyla alakalı, asansörlerle alakalı önemli gelişmeler de kat edildi. Tabii bizim şehri en uygun bir biçimde dizayn etmemiz lazım. Hem yapıların ulaşılabilirliğinin sağlanması, aynı zamanda yolların ulaşılabilirliğinin sağlanması, toplu taşıma araçlarının ulaşılabilirliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmaların hiç durmadan devam etmesi gerekiyor. Tabii önemli bir stok var. Yani çok eski binalardan itibaren başlayan önemli bir stok var. Bu stoğun eritilmesi de kolay değil. Şimdi eski binalarda özellikle rampaların yapılması, asansörlerin yapılması çok güç oluyor. Bazı tarihi eserlerde bunlar daha da zorlaşıyor. Daha önceden yapılmış kaldırımlar standartlara uygun olmadığından dolayı büyük engeller teşkil ediyor. Rampasız kaldırımlar, yükseklikleri uygun olmayan kaldırımlar, her birisi bir engel teşkil ediyor.
Vatandaşımız tekerlekli sandalye kullanan bir vatandaşımız rahatlıkla evinden çıkıp yola düşüp kaldırımından gitmek istediği yere gidebilmesi lazım. Bunu sağlayabiliyorsak biz birçok şeyi halletmişiz demektir. Veya görme özürlü bir vatandaşımız eline bastonunu alıp da hiçbir engele takılmadan bir kuruma, bir resmi kuruma veya gitmek istediği bir arkadaşına, bir kafeye, bir restorana, bir hastaneye gitmek istiyorsa ve gidebiliyorsa birçok şeyi halletmişiz demektir. Bu da tabii fiziki anlamdaki engellerle alakalı bir şey. Ama hakikaten gönüldeki engeller, kafalardaki engelleri kaldırmadığımız sürece de hiçbir şeyi halletmemiş olmayız. Dolayısıyla esas belki de engelliliği oradan da kaldırmak lazım. Tam bu noktada aslında biraz bu erişilebilirlik yasasıyla ilgili konuşmak istiyorum ben sizinle başkanım. Hani apartman dairelerinin kat sayılarına bakılmaksızın asansör yapılması zorunlu kılınıyor. Evet. Fakat asansördeki erişime kadar hala sıkıntılar devam ediyor maalesef. Tamam, asansör yapılıyor, buraya kadar her şey çok güzel, ama apartmana girdiğiniz noktadan itibaren asansöre ulaşıncaya kadar basamakla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Rampa yapılıyor, ya çok dik ya hiç yapılmıyor ya da uygun değil. Doğru. Böyle sorunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Biz bu noktada ne yapabiliriz? Şimdi belediye olarak bir defa yapmış olduğumuz şey, iki kat dahi olsa tüm binalarda ruhsatı verirken asansör zorunluluğunu koyuyoruz. Bütün binalarımız bizim asansörlü yapılmak zorunda. Yoksa biz ruhsat vermiyoruz. Belediye olarak biz bunu kendiliğimizden yapıyoruz şu anda. Herhangi bir kanunda zorunluluk yoktur. Yani müteahhit geldiği zaman, ya ben iki kat yapacağım, kendim oturacağım, şey yapacağım, işte bununla ben asansör olması gerekmez, işte biz kendi ev, hepimiz iyiyiz, sağlamız vesaire, yok kardeşim. Evet, siz de her an engelli olabilirsiniz. Dolayısıyla da yarın bir gün engelli olduğunuz zaman bunun kıymetini anlayacaksınız. Ya da evinize bir misafir kabul edecek olursunuz. Evet, bir misafir kabul belki. Edeceksiniz belki, geleceksiniz. Dolayısıyla biz her binaya ruhsat verdiğimiz her binaya asansör zorunlu. Mesela biz bununla ilgili kanuni zorunluluğu beklemeden yapıyoruz. Uzun zamandır da yapıyoruz. Keçiören'de bunu müteahhitler de bilirler. Vatandaşlarımız da bilirler. Ama geçmişe dönük de önemli bir stok var. Asansörsüz binalar. Ve asansörsüz binalar artık vatandaş tarafından tercih edilmiyor. Oturmayla ilgili de tercih edilmiyor. Kiralamayla ilgili de tercih edilmiyor. Satın almayla ilgili de tercih edilmiyor. Asansörü var mı yok mu diye insanlar bakıyor. Dolayısıyla burada tüketicinin baskısı çok daha önemli. Artık insanlar bir binayı alırlarken, otururlarken, kiralarlarken eğer bu şartları ararlarsa bu baskı çok önemli bir baskıdır. Bunu yapmaları lazım. Rampasına bakacak, asansörüne bakacak. Tekerlekli sandalyesi olan bir vatandaşımız asansöre bazen giremiyor. Niye? Asansör küçük. Yani ona standart değil. Adı asansör ama çok küçük olduğu için tekerlekli sandalyeyle giremiyor. Mesela bunlar da biz izin vermiyoruz. Tekerlekli sandalyenin girebileceği efsafta, özelliklerde, standartlarda olmak zorunda asansör. Şimdi yeni bir şart daha koyduk. Tüm binalarda, yapılan binalarda mutlaka engelli rampası olacak. Standartlara uygun engelli rampası olacak. Rampasını yapmayana ben iskanda vermiyorum. Bunlar zorunluluğu yapmaya başladık. Ama tabii ki bunun kanun çerçevesinde de tüm ülkemizde, tüm binalarda, tüm şehirlerde bunu gerçekleştirmek ve zorunlu hale getirmek lazım. Konutlarla alakalı kısım bu. Ama tabii artık yeni modern konutlarda, büyük sitelerde artık bunlar çok daha önemli hale geldi. Tüketici de bu konuyla ilgili araştırma yaptığı için arabasından, otoparkından itibaren o asansöre ulaşılabilirliği sağlanıyor. Ve otoparkından itibaren de gideceği evine, dairesine çıkabiliyor. Bütün yapmış olduğumuz resmi kurumlardaki binalarımızın tamamını da engellilere uygun halde yapıyoruz. Bunu da danışmanlık olarak da biz bakanlıktan hizmet alıyoruz. Bu konuyla ilgili de Yaşlı ve Engelliler Genel Müdürlüğü'nden bu konuyla ilgili görüşler de alıyoruz. Yani hangi şekilde olması lazım, yapmış olduğumuz projeyi onlara da kontrol ettiriyoruz. Hem görme engellilerimizle alakalı, fiziki engellilerimizle alakalı, rampalarından asansörlerine kadar hepsini eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında işte diğer ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı da içerisinde uygun odalarını
gerçekleştiriyoruz, yapıyoruz. Oturma yerlerini ayırıyoruz. Ama dediğim gibi bütün bunları yapabilmek ve gerçekleştirmek, tüm şehri engelsiz hale getirebilmek için de yapmamız gereken daha çok şey var. Yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz başkanım. Görme engelliler ve sarı şeritlere biraz gelmek istiyorum. Mimari düzenlemelerin denetlenmesinden de biraz bahsedelim istiyorum. Ve her şeyden önemlisi erişilebilirliğin çözüm noktasında bir de göremediğimiz engeller var. Bize yansımayan engellerden de biraz bahsedelim isterim. Ama bugün size Neşet Ertaş'la türkü şöleni yaşatmak istiyorum ben. Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü daha dinleyelim. Evet. Sonrasında programımız kaldığı yerden devam edecek. Evet sevgili dinleyenler, Başkent Güncesi devam ediyor. Konuğumuz Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak bizlerle birlikte. Şu anda bizleri 105.6 frekansından dinlemektesiniz. Twitter adresimiz TRT Kent Radyo Ankara, Facebook adresimiz Kent Radyo Ankara. Başkanım, erişilebilirliği konuşurken sarı çizgilere de değinmeden edemeyeceğiz. Evet. Sarı çizgiler, görme engelliler için yapılan sarı çizgiler aslında birçoğumuz için ekstradan bir engel de teşkil ediyor diyebiliriz buna. Ya da üzerine park edilen motosikletler, işte simit tezgahları, araçlar, bunlar da ekstradan aslında kazaya sebebiyet vermeye de neden olabiliyor. Tehlike nedeni olabiliyor. Tehlike de teşkil edebiliyor. Bu görme engelliler için yapılan sarı şeritler için onun yerine farklı bir uygulama düşünülebilir mi? Yani size bu yönde şikayetler geliyor mu? Evet, aslında sarı şeritleri belediyeler biraz kanuni zorunluluktan veya standartlara uygun bir erişilebilirliği sağlamak açısından yapıyorlar ama ben de doğrusu çok şikayet alıyorum bu konuyla ilgili. Hatta bizzat kendi başımıza gelenler de oluyor. Örneğin özellikle bina içlerindeki sarı şeritler ciddi yaralanmalara, düşmelere, kaymalara da neden olabiliyor. Yani bir engellimizin işini kolaylaştıralım derken bir başka engeller ortaya çıkarabiliyoruz. Tekerlekli sandalyeyi kullanan, ki siz de kullanan birisiniz. Evet, ona engel teşkil ediyor. Evet, büyük engel teşkil edebiliyor. Dolayısıyla aslında bunun standardı neyse onu yapmak lazım. Şu andaki kullanılan plastik, özellikle sarı engellilerin çok uygun olmadığıyla alakalı ciddi şekilde bize de şikayetler geliyor. Bunların yerine daha uyarıcı, daha düzgün, başkalarını da engel teşkil etmeyecek şekilde levhala şeylerin olabileceği ile ilgili çeşitli öneriler geliyor. Mesela ben dünyada gezmiş olduğumuz şehirlerde, yani mesela kaldırımlarda hiç bunları görmedim ben. Şimdiye kadar rastlamış değilim. Ama örneğin kaldırımda iniş rampasında o uyarıcı şeyler var, işaretler var. Işık geldiği zaman ışıklarla ilgili bir işaret var. Önünde bir engel varsa onunla alakalı bir yerde işaret var. Bunu bastonuyla, görme engelli vatandaşımız bastonuyla bunu fark ediyor. Bunu görüyor, şey yapıyor. Ama sürekli kaldırımın üzerinde bir çizgi şeklinde olan bir şeyi ben doğrusu görmedim. Bununla alakalı tabii ben çok işin uzmanı olmadığım için çok fazla yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ama bir gözden geçirilmesi gerektiği bir gerçek. Çünkü bu sarı çizgiler yüzünden mağdur olanlar da var. Zor durumda kalanlar da var. Yaralanmalar da söz konusu olabiliyor. Bunun yerine daha belki de onların işini kolaylaştıracak olan kaldırımı temizlemek gerekiyor. İşte kaldırımın yanlış bir araba park ettiği zaman buna izin vermememiz lazım. Bir tezgah konulmaması lazım. Bir üzerinde önünde bir engel panolar, işte elektrik panoları olabilir, elektrik direkleri olabilir, haberleşme panoları olabilir veya ağaç olabilir. Yani kaldırıma biz ağaç dikiyoruz. Sonra o ağaç büyük bir engele dönüşüyor. Sonra etrafına bir şey gerçekleştiriyoruz. Bir ne bileyim onun sulanması için koymuş olduğumuz şey bile büyük bir engele dönüşebiliyor. Halbuki bana göre kaldırımlarda ağaç olmaması lazım. Ağaç çizgisi veya o yeşil alan kaldırımın dışında olması lazım. Yani kaldırım için ayrılacak olan alanda vatandaşın yürümesini, ulaşılabilirliğini sağlamak için yapmış olduğumuz bir alana ağaç dikilmesini ben doğru bulmuyorum. Bunun yerine kaldırımdan sonraki bir alanda belki bir şerit ayrılarak burası da yeşil alan şeridi alarak düzenlenebilir. O tarafa taşırılması lazım. Ama ben öyle yerlerle biz karşılaşıyoruz ki kaldırımı tamamen kaplamış ağaç ve kaldırım artık ortadan yok. Vatandaş geliyor, oradan yürüyerek geliyor, sonra yola iniyor.
yoldan geçiyor, tekrar kaldırıma çıkabilmesi için tekrar kaldırıma çıkması gerekiyor. Ama bir tekerlekli sandalye. Bu tabii zulme dönüşüyor. Evet. Bir tekerlekli sandalye için bu bir zulüm yani. Dolayısıyla o tür engelleri de kaldırmamız lazım. Yani hakikaten insanın kendi bu işi yaşayabilmesi için, anlayabilmesi için, bu işlerle ilgili engellerin ne olduğunu anlayabilmesi için sizin gibi bu insanlar, bu işte yaşayan insanların bize önce olması lazım. Bize bu konuda bilgi gelmesi lazım. İşte mesela sarı çizgi diyorsunuz. Siz tekerlekli bir sandalye kullanıyorsunuz. Ben yürüyorum. Ben yürürken çok fazla bir şey fark etmiyor olabilirim. Ama sizin için büyük bir tehlike, büyük bir engel haline gelmişse bunu tekrar gözden geçirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ben şöyle, şu anda bizi dinleyenler adına ve engelli arkadaşlarım adına da eğer ki bu sorunu dile getirmem gerekirse eğer ki, en başta o yüzeylerin kaygan olması görme engelli bayanlarımız için ayrıca bir engel teşkil ediyor. Onlar için başlı başına bir sorun olduğunu ben onlar adına size iletebilirim. Evet, yani mesela kaygan plastikten yapılıyor olması büyük bir şey, tehlike arz edebilir. Özellikle kışın çok kayganlar. Kışın da olabiliyor. İşte topuklu ayakkabı giyiyorsa ondan dolayı, ayakkabıdan dolayı bir kayma meydana gelebiliyor. Ayağı burkulabiliyor. Çünkü yükseklikler çok sert yükseklik olabilir. Ondan dolayı da gerçekleşebilir. Doğru, bunların görüşülmesi lazım. Biz de bunu özürlerle alakalı genel müdürlüğümüzle inşallah görüşelim. Bana soracak olursanız kaldırımların temizliği derim. Yani değil kaldırım mi? Temizliği kesinlikle çok önemli. Çok güzel bir konuya değindiniz başkanım. Evet. Hani bir kaldırımdan ilerlerken tekerlekli sandalye kullanıyorsunuz ve kaldırımın her noktasında rampa olması mümkün değil. Bazı noktalarda çok yükseldi oluyor ve önümüzde bir ağaç ya da bir elektrik panosu, başka bir engel, hiç fark etmez. Bu evet. Bir engelle karşı karşıya kaldığımız zaman o noktada tıkandığımız olabiliyor. Özellikle ki sokakta o anda yalnızsak. Evet, en büyük problem. Mesela biz şu anda yapmış olduğumuz tüm kaldırımları dünya standartlarına uygun bir şekilde yapıyoruz. Hem rampa inişlerini, birleşmelerini hem de yüksekliğini. Yükseklikle alakalı bazı vatandaşlarımız işte bunları çok alçak yapıyorsunuz. 10 santim yüksekliğinde yapıyoruz biz kaldırımı. O zaman arabalar park ediyor. Arabaların park etmesini engellemek için de delinatörler, yani bu dubalar çakıyoruz. Bu dubalar sayesinde de vatandaş kaldırımı rahatlıkla kullanabiliyor. Araçlar park edemiyor o zaman. Yani dolayısıyla her yaşlı olsun, bebek arabasıyla giden bir anne olsun, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşımız olsun, kaldırıma çok rahatlıkla çıkabiliyor, gidebiliyor. Ama vatandaşlar maalesef bazen işte bu kaldırımları işgal edebiliyorlar. Arabalarıyla işgal edebiliyorlar. Park edecek yer bulamıyoruz diyorlar. İyi de park edecek de o kaldırımı kullanacak kişi ne yapacak o zaman? Yani bir gün bir engelli vatandaşımız kaldırım boş diye hızlı bir şekilde, tedbirsiz bir şekilde devam etse, yürüse, bir arabaya çarpsa, yani bunun sorumlusu kim olacak? Oraya park eden bir araba tarafından. Buna benzer dediğiniz gibi hem kaldırımları standarda uygun şekilde yapacağız hem de onları temizleyeceğiz. Yani kaldırımdaki temizliği ben daha da önemsiyorum doğrusu. Genişlikleriyle alakalı da sıkıntı yaşanıyor. Biz şimdi standart genişliklere getiriyoruz. Yani bir tekerlekli sandalyenin mutlaka geçebilmesi lazım kaldırımdan. Devam edebilmesi lazım. Bazı kaldırımlar maalesef yer yok diye çok ince yapılmış. Yani sadece bir taş konularak yapılmış. Biz bunları genişletiyoruz. Genişlettiğimiz zaman araçlarla alakalı olan bazı şeyler çıkıyor ama biz önceliği vatandaşa vermemiz lazım. Yani şehirde yaşayan vatandaştır ve vatandaş öncelikli bir bakış açısı koymamız lazım. Araçlara öncelik değil, vatandaşa öncelik vermemiz lazım. Biz hep araçları düşünerek bazı şeyler yapılıyor, imal ediliyor. Bence öncelik vatandaşındır. Sayın Başkanım, toplumsal rehabilitasyon dediğimiz zaman engelli ve engelsiz bireylerin en başından, çocukluk yıllarından itibaren bir arada yetişmesi gerektiğini göz önünde bulundurursak eğer ki, sizin bu konuyla ilgili çok güzel bir çalışmanız olduğunu görüyorum. Engelsiz oyun parkları. Evet. Şimdi okul yıllarından itibaren her zaman şunu dile getiriyoruz. Eğer ki okul yıllarından itibaren bir mimarın, bir mühendisin ya da müteahhitin, hiç fark etmez,
engelli bir arkadaşı olsaydı, sokağa çıktığı zaman engelli bir teyze görseydi ya da bir abla ya da sınıf arkadaşı, hiç fark etmez. Hayatı birlikte engelliyle paylaşarak büyüseydi, bugün yaşadığımız sıkıntılar, mimari koşullar daha düzgün olurdu diye düşündüğümüz zaman engelsiz oyun parkını çok takdir ettik. Evet. Biraz buraya gelmek istiyorum. Engelsiz oyun parkı fikri nasıl doğdu? Evet, yani parklarımızda tabii çocuklarımız oynuyorlar. Çocuklarımızın gelişimine de katkı sağlıyor parklar. Parklardaki oyun alanları, oyun sahalarının hem çocuklarımıza uygun olması hem de aileleri de bir noktada oraya gittikleri zaman çocuklarının rahat ve güvenli bir şekilde oyunlarını oynaması gerekiyor. Ama engellilerle alakalı, engellisi olan ailelerle alakalı ciddi sıkıntılar da yaşanıyor. Çünkü çocuk eğer fiziksel engelli ise, tekerlekli sandalyede ise, o da salıncakta sallanmak istiyor, o da kaymak istiyor. Peki onu nasıl yapacağız o zaman? İşte ona uygun aparatların da geliştirilmesi gerekiyordu. İşte bunu da biz tamamıyla tüm engelli bireylerin, yani her kesimdeki engelli bireylerin oyun oynamasıyla ilgili ne ihtiyacı varsa bunu karşılayacak bir park yapmak istedik. Bunu biz her parkta uygulayamıyoruz. Çünkü her park bunun için uygun değil. Ama bir parkımızı tamamen bu işe uygun hale getirdik ve her kesimdeki engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın kullanabileceği bir park yaptık. İçerisinde basketbol sahası da var. Yani basketbol oynamak isteyenlerin de engelli bir şekilde onları da oynayabileceği bir parkı da inşa ettik. Ama tabii gönül arzu ediyor ki şunu, her imal ettiğimiz park aynı zamanda engellilere de uygun olsun. Biz buna da gayret gösteriyoruz. Mesela parkların erişilebilirliği ile alakalı da bunları gerçekleştiriyoruz. Bir mutlaka engelli salıncağı koymaya çalışıyoruz. Her parkın içerisine girdiği zaman çocuğunu oynatabileceği bir en azından bir aleti mutlaka bulunması lazım. Çünkü onlar da büyük sıkıntı yaşıyorlar bu konuda. Çocuktur, her şeyi isteyebilir, isteme hakkına sahiptir. Biz de onları gözeterek böyle bir şeyi gerçekleştirdik. Bir parkımız öyle ama diğer parklarımızda da engelli salıncakları gibi, engelli kayakları gibi alet bazı üretilmiş, özel üretilmiş aletlerimizi de yerleştiriyoruz her yaptığımız yeni parka. Engelli çocuğu olan anne babaları da düşünürsek eğer ki parklardaki erişilebilirlik çok önemli. Evet. Sadece çocuğun engelli olması değil, burada bireylerin de engelli olup engelli olmayan çocuklarını parka götürdüklerini düşünürsek ve söylediğiniz gibi engelli ve engelli olmayan bireylerin birlikte yaşamaları gerektiğini göz önünde bulundurursak eğer ki engelsiz oyun parkları çok güzel bir çalışma ve biz devamını bekliyoruz. Evet, yani bir soyutlama şeklinde değil tabii ki, yani unutmamak lazım, yani iç içe yaşamaları lazım, beraber yaşamaları lazım, yani bir insanın engelli bir arkadaşıyla beraber oynayabilmesi lazım. Onun için veya engelli bir arkadaşla gezebilmesi lazım, yürüyüş yapabilmesi lazım. O toplumun içerisinde hepimizin beraberce yaşadığımızı gösterebilmemiz lazım. Çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirilmesi lazım. Tabii bunların her birisi bir düzenleme gerekiyor. Her birisi hem sağlam olan açısından hem de engelli olan açısından, her ikisi açısından da biraz anlayışla bu işlerin gitmesi lazım. Biraz insanın kendisinin dışındakini de düşünebilmesi lazım. Bireysel bir düşünce değil de toplumsal bir düşünce mantığını geliştirebilmemiz lazım. Biz de olabildiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve engelli nakil araçlarına biraz değinelim istiyorum. Engelli nakil araçlarınızla da hizmet vermektesiniz günübirlik. Bu araçlar sadece sağlık hizmetleri için mi hizmet vermekte, yoksa diğer erişilebilmesi gereken tabii konular bir hastaneye gibi. Hastaneye gitmek istiyorsa veya bir belediyede bir işi vardır, kaymakamlıkta nüfus idaresinde bir işi vardır, bankada bir işi vardır. Bunlar sürekli düzenli servis şeklinde değil ama ihtiyaç duyulduğu zaman çağrılan araçlarımız. Biz engelli vatandaşlarımız bizden böyle bir talepte bulundukları takdirde aracımızı gönderiyoruz. Aracımız zaten donanımlı araçlar bunlar. Bu donanımlı araçlarla alıyoruz, hizmetini görüyor, tekrar evine geri bırakıyoruz. Bununla alakalı da şu anda hizmet alan vatandaşlarımız var bizden. Bu konuda şimdiye kadar da yani 1000'e yakın vatandaşımıza hizmet vermiş durumdayız. Ve aramızda fark engel olmasın projesi. Evet. Biraz bu projeye gelecek olursak başkanım.
Şimdi tabii engelli bir farklılık olarak görmemek adına bunu düşünmemiz lazım. Engelli çocuklarımızla engelsiz çocukları yan yana koyarak bir şeyler yapabilmek ve onlara aslında bir farkımızın olmadığını gösterebilmemiz lazım. Bu açıdan da çocuklarımızın eğitiminde hem engelliyle engelsizi yan yana koyarak bazı şeyleri yapabilmemiz lazım. Bunu gerçekleştirmek adına, bu bilinci, bu anlayışı geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz bir şey. İyi de gidiyor yani. Millet memnun yani. Engelli bir arkadaşının olması bir kişinin bazen bir farkındalık oluşturuyor. Bazen hayata daha farklı bakmaya başlıyor. O insanın yerine kendisini koyduğu zaman çok daha kendine şükreder hale gelebiliyor. Elindeki nimetin farkında olmaya başlıyor. Yani ben bunun hem sevgi bakımından, hem hoşgörü bakımından, empati bakımından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sürekli söylediğimiz şey aslında birlikte yaşamak. Birlikte çocukluktan yaşamak. İtibaren engelli ve engelli olmayan bireylerin bir arada yaşamasını önemsiyoruz. Engelli misafirhanelerinden de biraz bahsedelim mi, evet, başkan? Aslında engelli misafirhanesi bizim engellisi olan aileler için büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi engellisi olmayan bunu pek anlayamıyor ama engellisi olan bir aile o engelliye bağımlı yaşıyor. Yani onun hayatında 24 saatini o kaplıyor. Çünkü onu bir yere emanet etmek, bırakmak, kendisine özel bir vakit ayırabilmesi mümkün değil. Burada bizim için şunu görmemiz lazım. Bir anne, bir baba, eğer bir anne evladı varsa, engelli bir evladı varsa artık hayat ona göre şekilleniyor. Ve kendi özel hayatından birçok fedakarlıklar yapıyor. Kendinden büyük özveriler vermek zorunda kalıyor. Bazen gitmek istediği, katılmak istediği bir düğün olabilir, bir tiyatro olabilir, bir gezi olabilir, ne bileyim bir alışveriş olabilir, kendine ait bir alan yaratamıyor. Biz bunları kolaylaştırmaya çalıştık. Bu insanları rahatlatmaya çalıştık. Nasıl yapıyoruz? Engellisi olan vatandaşımız bize emanet ediyor bir günlüğüne. Geliyor çocuğunu, emanet ediyor. Gidiyor kendisi, gönül rahatlığı içerisinde alışverişini de yapabiliyor. Veya bir düğüne katılacaksa düğüne katılıyor. Veya bir arkadaşlarıyla toplantıyı, yemek yemek istiyorsa gidiyor, yemek yiyor. Bir sinemaya gitmek istiyorsa sinemaya gidiyor. Kendisine ait bir zaman ayırıyor. Misafirhanenin amacı bu. Yaş sınırlaması var mı başkanım? Yok, hayır. Yani bizde engellisinin bakıma bakılabilecek olabilecek olan örneğin bazı engellilerimiz cihazlara bağlı veya işte çok özel bir bakım gerektiriyor. Onlar hariç diğer bütün engellilere biz bakıcılarımız var. O bakıcılar sayesinde duruyorlar başlarında. Gidiyor diyor ki 2 saatlik benim ihtiyacım var. 2 saat kendine vakit ayırıyor veya 3 saat 5 saat neyse onu yapıp geliyor. Aileler mi çok müthiş memnun. Yani böyle bir şeye ihtiyaçları olduğu düşüncesiyle bu işi yaptık. Ve de gayet de memnun oraya bırakıp engelli yapalım. Kreşi gibi mi düşünebiliriz aslında? Bunlar sürekli değil. Yani burada hizmet alan aileler ihtiyaç olduğu zaman getiriyorlar çocuğu. Yani sürekli oraya bıraktığı bir şey değil. Bir kreş değil veya bir bakım evi değil. Burası bir misafirhane. Yani burada siz ihtiyaç duyduğunuz zaman bunu kullanacaksınız. Ayda bir, yılda bir veya işte bir haftada bir. İhtiyaç duyduğunuz zaman onu oraya bırakabileceğiniz bir yer. Ya şuraya bir gitmem gerekiyor ama senin yüzünden gidemedim demesin. Yani ben gitmek istiyordum. Ne yapacağım şimdi? Gitmem gerekiyor, katılmam gerekiyor ama ne yapacağım ben şimdi sen varsın değil. Hemen onu oraya bırakıyor. Bir acil bir durum veya işte planlanmış bir şey durumunda kendisine vakit ayırmış oluyor. Günlük hayatın getirileri, düğün, cenaze, şey işte farklı sebeplerden seyahat zorunluluğu ama günübirlik yatılı ya değil. Öz bakım, yani şimdi bir bayanı düşünün, bir anneyi düşünün. Çocuğu var, engellisi var ama gidip bir kuaförde saçını yaptırmak istiyor. Evde kimse yok. Engellisi var. Kime bırakacak? Kuaföre götürse durmayacak, bakamayacak, edemeyecek. Çünkü buna sürekli ilgi isteyen çocuklarımız da var, engellilerimiz de var. İlla fiziki engel anlamında söylemiyorum.
yani özellikle zihinsel engellilerle alakalı büyük bir sorun yaşanabiliyor. Dolayısıyla onu emanet edebileceği bir yer. Emanet ediyor, işini görüyor, gelip tekrar alıp gidiyor. Biz aynı şeyi mesela yaşlılarla alakalı da yaptık. Mesela evinde yaşlısı var. 60 yaşın üzerinde yaşlısı olan, bakım yapan, bakan, annemiz olabilir, babamız olabilir vesaire. Mesela bir yere gitmesi gerekiyor. Yaşlısını bırakacağı bir yer yok, emanet edeceği bir yer yok. Bize emanet edebiliyor. Getirsin. Belli bir süre bakıyoruz onu. Evet, bir gün, iki gün, üç gün yatılı da olabiliyor mesela. Yaşlılarda yatılı da var, otel gibi düşünün. Otele bırakıyorsunuz, o sizin adınıza bakıyor. Sonra işinizi gördükten sonra gelip tekrar alıp evinize götürüyorsunuz. Ve bu hizmetler ücretsiz. Ücretsiz, evet. Bunun da altını çizmiş olduk böylece. Sayın Başkanım, erişilebilirliğin çözüm noktasında bizim göremediğimiz, gözden kaçırdığımız, farkında olmadığımız engeller var mı? Vallahi hani tabii biz bunu istiyoruz ki bir kamu kuruluşuna ya da sokakta hiçbir engelle karşılaşmadan rahat bir şekilde dolaşalım. Evet. Hiçbir mimari engele takılmak istemiyoruz. Evet. Ama uygulama noktasında da çok eksikliğimiz olduğu da kaçınılmaz bir gerçeğiz. Evet, yani bazı şeyleri aşamadığımız şeyler de olabiliyor. Yani mesela tarihi binalarla alakalı aşamadığımız bir şey var. Çünkü orası kurul var. O kuruldan izin almadan bir şeyi yıkamıyorsunuz, kıramıyorsunuz, dökemiyorsunuz. İşte tekrar o hale getiremiyor olabilirsiniz. Yani mesela ben şöyle tüm Türkiye bildiği için bunu söyleyelim. Rahmetli Ecevit başbakanken çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Bu rahatsızlık nedeniyle başbakanlığın binasında asansör yok. Yani merkez başbakanlık olarak şu anda artık orası kullanılmıyor. Çankaya kullanılıyor ama eski o binanın olduğu yerde asansör yok. İki katlı bina, üç katlı bina. Bu asansör olmadığı için çıkamıyordu makama. Ve dışarıdan, binanın dışından asansör yapıldı. Özel izin de yapıldı. Daha sonra o asansör kaldırıldı. Mesela burası tarihi bir bina. Bu tarihi binanın içerisinde asansörün olmaması büyük bir problem yani. Erişilebilirlikle alakalı büyük bir engel. Rampa yapabilirsiniz ama kaç katlık bir binaya rampa yapabilirsiniz? Buna benzer bir şeyler olabilir. Fiziki anlamda imkansız olan şeylerimiz de var bizim. Yerleşim alanlarımızın çok rampalı alanlarda olması da büyük bir engel. Yani düz bir alan değil de özellikle eğimleri, yani bizim cadde bakımından, sokak bakımından çok ciddi rampalı sokaklarımız var. Ankara biraz da Ankara'da tabii öyle. Yerleşim yani olarak coğrafi anlamda da sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Örneğin işte 0.8'lik bir rampa olması gerekirken, 8 derecelik bir rampa olması gerekirken engelli için bizim 8 değil 20 derecelik yollarımız var. Burada siz ne yaparsanız yapın bu engeli kaldıramıyorsunuz. Yani ancak aracıyla ancak çıkabilir. Özel aracıyla ancak çıkabilir. Yürüme mesafesinde tekerlekli sandalyesiyle buralardan geçmesi mümkün değil. Coğrafi anlamda da engellerimiz söz konusu. Yani bunun da şehir yerleşimi bakımından, şehirlerin yerleşimi bakımından da zorluklar çekilebiliyor. Örneğin ben şimdi Mardin'i bilmiyorum gördünüz mü? Mardin'de yollar vardır. Dar yollar, küçük, daracık yollar vardır. Sokaktır adı ama her birisinde bir basamak vardır. Her birisine basamakla çıkarsınız. O basamak olmazsa zaten o yollara çıkamazsınız. Bunlar birer engel. Burada tekerlekli sandalyesi olan kişiye nasıl yol verirsiniz? Ankara'nın mimarisini düşünürsek eğer ki benim en yakından gördüklerim mesela Cebeci'nin o dik rampaları, dik yokuşları, merdivenle çıkılması gerekir ve araçla bile zar zor inilir. Evet. Burada mimari engeli aşmak çok görülmüyor. Çok zor. Yani burada belki şu şehir planlanırken yeni bölgelerde böyle eğimli arazilerde bırakılırken olabildiğince o yükseklik açısı veya işte yolun derecesi ona göre yapılarak uzun mesafeler kat edilecek şekilde belki yapılabilir. Yani direkt çıkışları mümkün değil. Yani onu planlamak da mümkün değil. Buna benzer çeşitli fiziki engeller, yani coğrafi engeller, elimizde olmayan nedenlerden dolayı olabilenler çıkabilir. Buralarda nasıl bir çözüm üretilebilir?
Yani buraları olabildiğince kullanmama yönünde belki çözüm üretmeye bakmak lazım. Ama maalesef aşamadığımız konular da var. Toplu taşıma araçlarında şu anda engellilerin kullanımına uygun mu başkan? Yani bir defa yeni alınan araçların tamamı engellilere uygun halde alınıyor. Burada özellikle büyükşehirin araçları, yani belediyeye ait olan araçlar engellilere uygun. Hem rampaları bakımından hem de yükseklikleri bakımından daha uygun. Ama mesela dolmuşlar, şu anda toplu taşımada yoğun bir şekilde kullanılan dolmuşlar uygun değil. Özel halk otobüsleri çok uygun değil. Bunlar da artık yenilendikçe, yani eski stok eridikçe bunlar değişiyor. Yapılabilir olanlar da dönüştürülüyor. Dönüştürülemeyecek olanlar var. Dönüştürülemeyecek olanlar da artık yenilendikçe yeni jenerasyon, yeni üretimler, yeni modellerle engelli hale getirilebiliyor. Toplu taşıma araçlarında karşılaştığımız bir diğer sorun da Sayın Başkanım, araç şoförünün engelli bireylere yaklaşımı, o işte rampayı açmak istememesi ya da ben açmak zorunda değilim gibi bir yaklaşımı söz konusu olabiliyor. Vatandaşla şoförler, bazen kaptanlar karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu noktada vatandaşlar ne yapabilirler? Tabii bu konuda karşılaşmış oldukları şoförlerin hemen şikayetle alakalı bir şikayet birimi var. O otobüslerin kodları var. O kodlarını alarak, o plakalarını alarak, numaralarını alarak şikayet edebilirler. Ama bunu ben genel olarak görmek lazım. Sadece bu şoförlerle alakalı bir konu değil. Genelde toplumun eğitimiyle alakalı bir konu. Bazen şoförler değil, vatandaş da bazen bu tür şeylerde uygunsuz ifadelerde bulunabiliyorlar. Yani seni beklemek zorunda mıyız? Kardeşim geç kaldım, hadi yürü. Evinde otursaydın. Otursaydın evinde gibi hoş olmayan şeyler oluyor. Bu bizim topyekün hepimizin belki kendimizi çek etmesi, o işte az önceki empatiden bahsettiğimiz toplumumuzun genel yapısıyla alakalı olarak gelmemiz gereken seviyeden bahsettik. İşte o noktaya geldiğimiz zaman o şoförün hemen arkasında oturan sağlam kişi, eğer o engelliyle alakalı bir yanlış bir şey yapıyorsa, o şoförü uyarır, o şoförü yapması gerekeni yaptırtır, dersini de verir. Ama biz o noktaya gelmemiz lazım. Ben İstanbul... Yani o noktaya gelmiş olanlar var, o hassasiyet içinde olan vatandaşlarımız var, bunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Ama hiç kimsenin beni ilgilendirmez, benimle ne alakası var dememesi lazım. Neme lazımcılık bu toplumun en büyük belasıdır. Herkesin bu şehrin üzerinde hakkı vardır. Bu şehrin üzerinde yaşayan her insanın da bu şehrin üzerinde hakkı var ise birbirimizin hakkını koruyup kollamamız lazım. Yere bir çöp atarken bile bunu düşünmemiz lazım. Bırakalım o engelli vatandaşımızı, yere bir çöp atarken bile bu şehre karşı yapmış olduğumuz haksızlığı göz önüne almamız ve o kişiyi uyarmamız lazım. Gelişmişlik düzeyimizin en önemli göstergesidir ki yerlere çöp atmak. Ki bizim medeniyetimizde bu var, geçmişimizde var, yaşamışız yani. Biz biraz bozulmuşuz sanki yani. Geçmişteki medeniyetimizi devam ettirsek böyle bir şeylerle karşılaşmayız. Ne engellilerle alakalı, ne temizlikle alakalı, ne diğer toplumumuzun herhangi bir kesimindeki yanlışlıklarla alakalı. Şehir hepimizin. Hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Ve haklarımıza sahip çıkmak zorundayız gibi. İstanbul Belediyesi'nde toplu taşıma aracında benzeri bir sorunu yaşadığımda, şikayet ettiğim zaman bana geri dönüşü de yapıldı. Gerekli mercilerde uyarısının yapıldığı da söylendi. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik Sayın Başkanım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kısaca toparlamamız gerekirse, eğer ki toplumsal bir mesaj vermemiz gerekirse konuyla alakalı, neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ben hep onu söylüyorum. Yani ben de bir zamanlar engelliydim. Nasıl engelliydim? Ben de kaza geçirdim. Trafik kazası, yürüyemeyecek hale geldim.
ve tekerlekli sandalyede veya işte koltuk değneklerinde yürüdük, yaşamımızı devam ettirdik bir sürede olsa. Hepimiz bu toplumun içerisinde yaşıyoruz, hepimiz bu şehrin içerisinde yaşıyoruz. Hepimizin birbirine saygısının olması lazım, hepimizin haklarına sahip olması lazım. Bir başkasının hakkına girmeyecek şekilde de özgürlük alanlarımıza sahip çıkmamız lazım. İnsanların hakları var, bu hukuk haklarını korumalarıyla alakalı hem kendisi bu haklarına sahip çıkmalı ama aynı zamanda hakkına sahip çıkana karşı da saygı gösterilmesi lazım. Bu empati, bu birliktelik, bu beraber yaşama hangi düşüncede, hangi fikirde, hangi etnik yapıda kim olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin bu toplumun bir bireyi olarak, bir vatandaş olarak hepimizin hakkıdır. Biz birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşırsak da her şeyi çözeriz diye düşünüyorum. Ayrıca bu konuyla alakalı sadece yapmış olduğumuz ilk benim sadece bu konuyla alakalı olan bir söyleşi oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çünkü hakikaten hassas bir konu. İnsanların kalbine, yüreğine, gönlüne hitap eden bir konu. Bize bu fırsatı vermenizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyenler, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Program yapımcım Recep Özkan, teknik yönetmenim Anıl Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı frekansta, aynı saatte görüşünceye dek ben Vahide Çakır, engelsiz bir hafta diliyorum. Allah'a ısmarladık.